Bu videoda sizinle birlikte birkaç toplama işlemi yapacağız. Mesela 53 artı 17. Bu işlemi yaparken 53'ü parçalayıp rakamları başka bir şekilde sıralayacağım. Birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet, 53 artı 17. Şimdi 53'ü onluk ve birlikler olarak ayıralım. Nasıl mı? 53'ü 50 artı 3 olarak yazabiliriz değil mi? İşte 53. Hatta gelin parantez işareti içine açalım. Bu eğimli işaretlere parantez işareti denir. Eğer bilmiyorsanız bunu da öğrenmenin tam zamanı. Bu aç parantez, bu da kapa parantez. Parantez işareti içine alınmış bir işlem görürseniz, önce bu işlemi yapmanız gerektiğini anlarsınız. Bu çok önemli. 53'ü 50 artı 3 olarak yazdık. Artı 17'yi de aynen aşağıya taşıyorum. Burada bir değişiklik yapmadık. Parantez içindeki işlemi, yani 50 artı 3'ü çözerek, 53 artı 17 yazdığımız bu satırdaki işlemi elde edebilirim. Ama bunu yapmayacağım. Çünkü size göstermek istediğim bir şey var. Şimdi devam edelim. Bu, 50 artı 3 artı 17'ye eşittir. Ve şimdi, parantezin işaretini buraya koyarak, önce 3 ile 17'yi toplamak istiyorum. Burada önce 50 ile 3'ü toplayacaktık. Burada ise 3 ile 17'yi. Bunu yaparken aslında toplama işleminin bir özelliğinden yararlanıyoruz. Toplama yaparken sıranın önemi yoktur. Yani istediğiniz sayıyla başlayabilir ve bu sayıyı istediğiniz sayıyla toplayabilirsiniz. Burada 50 ile 3'ü toplayacaktım. Burada da 3 ile 17'yi toplayarak başlayacağım. Peki bu neye eşit olacak? Eşittir işaretini koyalım. 50 vardı. 50'yi hemen buraya yazıyorum. Çünkü ona dokunmuyoruz. 50 artı 3 artı 17. 3 artı 17'nin sonucu nedir? 3 artı 7, 10 eder. Buna bir tane daha 10 eklersem, 20 elde ederim. 50 artı 20. 5 onluk artı 2 onluk. Ve bu da 7 onluk, yani 70 eder. Gelin bir örnek daha çözelim. Bu örnek, Khan Akademi'de sıklıkla karşılaştığınız bir soru çeşidi olacak. İşte bu soru. 41 artı 9 işleminin sonucunu bulmak için boşluğa gelecek sayıları bulunuz. Evet, şimdi 41'e bakalım. 41'i parçalayabiliriz, öyle değil mi? Parçalarsak 40 artı boşluk. Bu boşluğa ne gelir? 1 gelir. 40 artı 1. Artı 9'u da unutmayalım. Bu artı 9, buradaki artı 9'la aynı. Şimdi toplamanın sırasını değiştiriyorlar. Burada 40 artı 1 ve daha sonra artı 9 vardı. Burada ise 40 artı parantez içinde 1 artı 9 var. Bu ikisi aslında birbiriyle aynı şey. Bu satırda önce 1 ile 9'u topluyoruz. 1 ile 9'u toplarsak ne buluruz? 1 artı 9, 10 eder. Ve buradaki boşluğa 1 artı 9 işleminin sonucu olan 10 gelir. 40 artı 10 ise 4 onluk artı 1 onluk. 5 onluk, yani 50 eder.